konuştun da şimdi hayatımı mı kurtardın? Evet amca. Ne demek lan evet amca? Ben sana öl. Öl ama konuşma demedim mi? Benim ölmemin bir önemi yok. Ama senin yaşaman lazım. Lan yine bir duygu sömürüsü. Yaşamam lazımmış. Niçin yaşayacaksam? Of. Ayaklarım üşüdü. Manyak mısın lan sen? Sen asıl kafayı üşütmüşsün. İnşallah onlara da böyle cevaplar vermişsindir. Sahtekar. Ulan senin yaptığın iş. Bak görüyor musun? Benim de ayaklarım üşüdü lan. Sallan. Sallan ısınırsın. Deponun önünde 3 kişi var. Gördüğümüz kadarıyla silahları falan yok. Emin misin oğlum? Bak tezgaha falan gelmeyelim mi? İyice baktın mı? Görünen bir şey yok abi. İyi tamam. Hadi atlayın tırlara. Giriyoruz. Gençler, bana şu adresi tarif edebilir misiniz? Depoda ne var? Bilmiyoruz abi. Bize burada durun dediler. Duruyoruz. Kim dedi sana onu? Onu söyleyemeyiz. Sana bir şey sorunca bana cevap ver. Abi, Alparslan Çakırbeyli. Açın şu kapıları. Bir de biz bakalım. Bunu yaparsak bizi yaşatmazlar abi. Ben yaşatırım sizi, merak etme. Yürü.
Nerede? İleriye sağ tarafa dur. Yakın ışıkları. Senin yerinde olsam o silahla kendi kafamı sıkardım. Babam dur iş öğretme, ne yapıyorsun? Adam bize lazım. Ya bundan adres alacağız ya. Gerizekalı gerizekalı konuşma Tekin. Alparslan malları buraya mı koymuş onu kontrol et. Babam Alparslan reis bize çakma adres vermiş. Sen hala mallar diyorsun. Bana bak Tekin. Gerçek mekanı bilen iki kişi şu anda namlunun ucunda. Sen benim stresimi anlıyor musun? Babam sen rahat ol. Benim de bir babam olsaydı ben de rahat olurdum. Sorulara kısa ve çabuk cevap ver. Ki senin sonun da öyle olsun. Belli ki bu adresi Alparslan'dan almışsınız. Şimdi benim de senden bir adres almam lazım. Söyle bakalım nerede? Benim abimle Alparslan nerede? Abi, bizden bu depodan malları alıp başka bir depoya götürmemiz söylendi. İşte o depo nerede o depo? Cengiz, şoförlerden birinin yanına otur. Tamam abi de, gideceğimiz yerde tanıdık bir yüz görmezlerse açmazlar kapıları. Faruk, İlyas'a söyle içerideki adamı öldürmesin. Sen de onun yanında oturursun. Tamam abi. Fahri Baba. Buyur enişte. Bütün telefonları topladın mı? Biriyle mi mesajlaşacaksın? Ne alakası var? Yani ne demek istiyorsun? Kimi kastediyorsun? Hurşit sana bir şey mi söyledi? Telefon mu lazım? Niye peşine düştün diye soruyorum enişte, amma uzattın. Yok peşine düştüm falan yok. Sultan'ı aramasınlar diye söylüyorum. Sende bir an var. Belli ki de Hurşit biliyor. Sonu hayır olsun. Hayır değil de Fahri Baba. Aynı tırda baş başa gidersek yolda biraz dertleşiriz ha. Hiç dert mert dinlemem enişte.
Ön tarafta güvenliğin oralar. İyi. Aç bakalım şu kapakları da ganimetimizi görelim. Herkes elindekini belindekini yere bıraksın yavaşça. Hepsini bağlayın. Tırları doldurun. Hepsini değil, hepsini değil. Sultan hariç. Sultan. Abimler nerede? İlyas. Ben buraya mallarımı almaya geldim. Abinlerin alıkonmasından benim alakam yok. Sorduğum soru bu değildi. Sultan. Abimler. Nerede? Arka taraftalar herhalde. Herhalde he. Peki kaç kişiler o arka tarafta? Üç kişilerdi de gerisi çıktı az evvel. Gerisi dediğin kim? Tuncay. Tuncay Bey. O da buradaydı ama gitti. Bey he. Sultan. Düş önümüze de vuracaklarsa önce seni vursunlar. Belki insaflı çıkarlar. Anahtar var mı? Tuncaylar yanınızda mı? Çıkmışlar abi. Seni keser mi bilmem ama elimizde sultan var reis. O beni kesmez de ben onu keserim. Reis. Şimdi sultan sonra konuşacağız seninle. Ömrümü. Abi ne yapıyorsun orada? Çocuklar baktı, kimse yok orada. Ne yapacağım? Ayakkabılarımı giyiyorum. Ayaklarım dondu da. Reis,
istiyorsan benden uzak dur demiştim. Sen ne yaptın? Dibimde dibimde gezdin. Reis sensin. İşine karışmam. Ama şimdi herkese söyle. Benimle anlaşmak isteyen kim varsa hepsini öldüreceğim.